Kacağı yönündeki ifadeleri içeren yazısı günün enteresan manşetlerinden biriydi. Yazıyı bir hatırlayalım. İzniniz olursa siz de okumuşsunuzdur mutlaka. Ekranda zaten ilgili bölümü var Barlas'ın yazısının, Mehmet Barlas'ın yazısının. Ki kaç yıl oldu bilmiyorum. Hala sabahta kendisi ve mesleği de bırakmıyor. Şöyle bir iddiası var yazısında. CHP'nin seçime girmesi yasaklanabilir. Muhalefetin meşruiyet sorunu, yazının başlığı bu. İlham aldığı tartışma Kılıçdaroğlu'nun özellikle 10 Büyükelçi'ye dönük Kanal İstanbul mektubundan sonra özellikle Sayın Bahçeli tarafından başlatılan tartışma. Yani Mehmet Barlas bir bakış açısıyla muhalefeti vatan haini olmakla, Türkiye'nin milli ve yerli yatırımlarını tırnak içinde batılı güçlere işte jurnallemekle filan suçlandıktan sonra bir bölümünde şöyle diyor. Muhalefetin meşruiyeti çok önemli bir kavramı da akla getiriyor. Acaba Türk siyasetinde meşru olmayan unsurlar legal olarak yer bulabilirler mi? Ne demek acaba? Mesela PKK'nın HDP ile birlikteliğine değiniliyor ve bu konu adeta sakız hale getiriliyor. Kim getiriyor? Cumhur İttifakı yapıyor bunu. Ve biliyoruz ki HDP hakkında bir de kapatma davası var. Yani bir parti meşruiyetini kaybederse seçime katılabilir mi? Yani demeye getiriyor ki Barlas kapatılsa da kapatılmasa da HDP artık meşru değildir demeye getiriyor anladığım. Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu için de söz konusu değil mi? Sürekli yalan söyleyen, Sayın Kılıçdaroğlu'nu kastediyor zannedersem, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir. Enteresan. Biz bu üslubu bir yerden hatırlıyoruz galiba değil mi Tumur? Yani... Ya çok sık rahatsızlığım şeydi. Benim aklıma Taraf gazetesinde hatırlar mısınız? Böyle evet. Yazılar çıkardı. Böyle dosyalar gelirdi. Böyle bir şeyler olurdu. Bu o kadar bile değil ya. Bu çok sığ. Yani okumuşsunuzdur dediniz ya. Okuduğum ya da takip ettiğim birisi değil açıkçası. Ama bunu duyunca ben de şöyle bir Google'a baktım. İlk başlık Barlas'a saman bol gelmiş diye. Yani... Bir okuyan kitle var mı onu bilmiyorum ama gazeteciler açısından özellikle çok eleştirilen bir isim olsa gerek. Şimdi eğer bu arkadaşlarımıza gazeteci diyorsak buna ne demeli? Açıkçası bu yazıya en küçük bir yorum bile yapmam ben. Çok anlamsız. Yani o zaman bu net soralım çok yani. Dikkat edecek bir şey. Bir cümle daha söyleyeyim. Bizde eczanelere tıbbi müvessiller gelir. Firmayı tanıtan, ürünlerini tanıtan elemanlardır. Bunlar reprezant deriz. Tıbbi, asıl şey başlığı tıbbi müvessildir. Bunlar her meslekten olabilir. Yani illa sağlıkçı olması gerekmiyor. Ziraatçı da olur, bir başka bir şey de olur. Ama çok önemli bilgiler aktarır. Ama o ürünle ilgili ve o firmayı tanıtır. Bu da öyle. Bu saray müvessili. Yani gazetecilik falan değil. Allah aşkına şu cümlelerden hangisini ciddi alıp da cevap vereceğiz. Kim kapatabilir Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Ona mı kalmış yani? Böyle bir şeyi söylemek, böyle bir şeyi cesaret bile etmek hadsizlik yani açıkçası. Tartışmanın ilham aldığı başlık şuydu. Timur sana geleceğim. Murat'a ve Ozan'a da soracağım değerlendirmelerinizi. Aklımda yani cümlen yarım kaldı. Farkındayım. Sorduğum sorunun yanıtını almadım. Şu. HDP meşru bir parti midir değil midir? Mesele böyle başlamıştı aslına bakarsanız. Ve Sayın Kılıçdaroğlu bir YouTuber gazeteci kardeşimize verdiği bir belgesel röportajda bu tartışmayı kendi adınıza, sizin adınıza noktalandıracak bir beyanda bulundu. Ve dedi ki HDP meşru bir partidir. Bizim için Kürt sorununun tek meşru adresi de muhatabı da HDP'dir dedi. Şimdi anlaşılan o ki o tartışma sürüyor ve o tartışmayı bu sefer CHP sahasına da genişletmek isteyen bir siyasi akıl ve onun temsilcileri de olan belki gazeteciler ya da kalemler var. İki soru. HDP meşru bir parti midir? CHP'nin bir meşruiyet sorunu var mıdır sizce? Şöyle velev ki biz böyle bir şey söylemedik. Yani meşru partidir ya da değildir. Bu topa hiç girmedik. Ya mecliste meclis başkan vekili var. Yani birlikte imza atılan metinler var. Yani bazen bir yasa teklifi ya da bir konuyla ilgili mecliste bulunan tüm partiler, en azından 5 partinin imza attığı metinler var. Sonuçta onlara da yani meclis başkan vekiline, divanda üyelerine meclis araç tahsis eder. Yani devletin aracıyla gider. Yani böyle bir parti
mecliste bulunuyorsa buna hayır bu meşru değildir deme şansınız var mı? Velev ki dediniz. Yani bunun bir anlamı olmaz ki. Zaten var 6,5 milyon insan oy veriyor. Seçimlere girebiliyor. Komisyonlarda yer alabiliyor. Tabii. Seçimlere girmek için başvuruda bulunuyor. Milletvekilleri başvuruda bulunuyor. Seçilme ehliyeti var mı yok mu ona bakılıyor. Yüksek Seçim Kurulu buna karar veriyor. Partiler yasasına tabi. Ha, şu tartışılabilir. Efendim işte bir terör örgütüyle bağlantılıdır. Ya da milletvekillerine ilişkin böyle dosyalar oluşturulabilir. Bu zaten şu anda var. Yargının konusu. Elbette. Zaten soruşturma açılmış durumda. Zaten milletvekilleriyle ilgili sürekli dosyalar açılıyor. Ama bu gazeteci, yani tıbbi mühendislik dediğim mevzu aslında o buradaki durum. Bu gazeteci buna inandığından yazmıyor. Yani bu şimdiki söylediklerimi bilmiyor mu? Akıl mı veriyor veya da bir... Hayır, propaganda yapıyor. Propaganda değil. Yani gazetecilik hüviyetinden ziyade ya da tıbbi mühendisliğe belki alınabilirler. Reklamcılık yapıyor ya da başka isimleri halkla de... Halkla ilişkiler çalışması. Halkla ilişkiler şöyle çalışması yazmış sevgili editörüm Onur, Mehmet Barlas iktidara akıl mı verdi, kulisleri mi yansıttı diye yazmış. Timur bu sorunun da yanıtıyla şu üslup: kendi ülkesini yabancı ülkeleri jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir. Şimdi birincisi, ben Mehmet Barlas adını her gördüğümde Sayın Vekil şeyi hatırlıyorum. Lise zamanımı hatırlıyorum. Lisedeyken bir program izliyorum televizyonda. Ve çıktı dedi ki benim kalbim soldadır ama dedi cüzdanım sağdadır dedi. Ha. Ben deşe düştüm gerçekten. İnsan benim bir açıklamada bulunmuş. Evet yani ben gerçekten diyorum ya bir insan yani bunu nasıl söyleyebilir? Nasıl böyle cüzdanım sağdadır diyerek kendini sağcılık tarifine ve kendisinin durduğu yeri bu kadar nasıl net açıklayabilir? Hayrete düşmüştüm. Bu ahlaki bir problem. Valla çok eski bir isim. Yani gerçekten de herhalde 36 hükümet görmüş. Bütün hükümetleri desteklemiş. 5 tane cumhurbaşkanı görmüş. Bütün cumhurbaşkanlarını desteklemiş. Bütün cumhurbaşkanlarıyla dost olmuş. Dost olmuş. Böyle, okşamış falan. Kesinlikle. Öyle fotoğraflar da vardı Sayın Erdoğan'la. Ve bakıyorsunuz yani her dönemin insanı biri olabilir mi? Yani bir insanın bir kere de iktidardan yani güçlü olan taraftan aykırı bir fikri olmaz mı? Veya bir adaletsizlik gördüğünde bir kere bile bir insan ses çıkartmaz mı? Çıkartmaz. Çünkü cüzdan sağda. Ve bu yöntemle, bu bakış açısıyla, ama vekilimize katılmadım, sadece bir nokta var. Ben bu kişilerin nabız yokladığını düşünüyorum. Çünkü bunlar gerçekten misyonla hareket ediyorlar. Yani en azından bunu ihtimal dahilinde görüyorum. Yani şöyle bir şey yapıyorlar. Yani siyasetin meşru kanallarını gayrimeşru ilan etmek için bir misyon edinmiş vaziyetteler. Bu son dönemde çok sık yapılıyor. Özellikle anketlerde iktidar partilerinin şansı azaldığı görüldükçe meşru siyaset kanallarının tıkanması yolunda bir çaba harcıyor belirli kalemler. Kimisi çıkıyor diyor ki bu sistemle seçime gidilirse kan dökülür. Bir korku iklimi yaratıyor. Kimisi çıkıyor diyor ki işte şöyle partiler kapatılırsa acaba ne olur? Yani bir aslında iktidarın çok yıprandığı, Cumhur İttifakı'nın çok yıprandığı bir siyasi süreçte çıkış yollarını kendilerince arıyorlar ve bunun yoklamalarını yapıyorlar. Nabız yoklama olarak görüyorsun evet, sen. Evet yani burada da aslında yapılan bu nedir? Bu bir darbe çağrısıdır. Çok açık bir şekilde. Yani, suçtur aynı suçtur, zamanda. Suçtur, kesinlikle suçtur. Sanıyorum yani, yasal bir şey de yok yani, yapılamaz böyle bir şey. Yani Türkiye erken bir seçime giderken konuşuruz tabii ama. Ya bakın Türkiye'de yani olmaz diye bir şey yoktur. Gerçekten Türkiye'de bizim AKP iktidarında yani son özellikle 15 yıldır gördüğümüz ana nokta Türkiye'de olmaz diye bir şeyin olmadı. Her türlü hamle denenebiliyor Türkiye'de ve her türlü akıl dışı yönteme gidilebiliyor. Şimdi bu süreçte özellikle siyasi olarak büyük bir dönüşümün arifesindeyken Türkiye, bu çıkışlar meşru siyaset kanallarını tıkamak üzerine bazı hamleler düşünüldüğünü de bence ortaya koyuyor. Çünkü bu ülkenin ana muhalefet partisi, bu ülkenin kurucu partisi hatta yani böyle bir şeyle yani kapatma kavramı ile birlikte anmak, bunu anabilmek gerçekten de yani tamamen akıl yolundan çıkılabileceğini gösteren bir nokta. Ve bunun da Mehmet Barlas gibi isimler tarafından yapılması da bir rastlantı değil diye düşünüyorum. Yani bu tablo netleştikçe, yani ülkenin seçim atmosferi de daha da seçim sıcak hale geldiği zaman bu ülkedeki temel kaygı bu demokrasi sürecinin nasıl işleyip
veya nasıl işlemeyeceği gibi bir kaygı olabilecek bir ülke haline geldik biz. Demokrasiden bu denli uzaklaştırıldık. Tek adam rejimi içerisinde hayal edilemeyecek, akla gelemeyecek bu gibi söylemler söylenebilir oldu ve bunlar toplumda tedirginlik yaratan hale de geldi. Oysa nedir? Yani siz nasıl ana muhalefet partisini kapatabilirsiniz? Normal demokratik seçimlerde kaybeden kişinin kalabileceğini nasıl savunabilirsiniz? CHP ne zaman kapatıldı daha önce? Ne zaman kapatıldı? 12 Eylül'de kapatıldı. Ve bakın Mehmet Barlas'ın da Kenan Evren'le, bugün İsmail Saymaz çok güzel bir şekilde hatırladı. Darbeci Kenan Evren'le yan yana, daha o partiler kapatılmışken, dışarıda aslında insanlar işkenceler görürken, idam edilirken insanlar, Kenan Evren'i evinde ağırlayan bir isimden bahsediyoruz. Şimdi bunların siyasal İslam'la birlikte bu geleneğin aslında damarlarında gerçekten de her zaman darbeci bir nokta vardır, bir gen vardır. 15 Temmuz'da da gördüğümüz bir anlamda siyasi İslamcıların o darbeci kültüründen gelen bir şeydir. Bunların da bugün bahsettiği şey, bu bahsettiği şey bir resmen darbe çağrısını andıracak bir sözdür. Ama herkes şunu bilmeli, bu seçim sürecine giderken de, olası seçimde de Türkiye demokrasisi ne? Bütün bu yıpratmalara, bütün bu kabusa, bütün bu antidemokratik uygulamalara rağmen Türkiye demokrasisi halkta çok ciddi bir şey, halkın önemli bir kesiminde çok büyük bir karşılık bulmuştur ve oturmuştur. Artık Türkiye Afganistan falan değildir. Türkiye Irak, Suriye öyle bir ülke değildir artık. Bu toplumun çok geniş kesimleri bu demokratik değerleri sahiplenmiş insanlardır. Ve sandık dışında bir yola gitmeyi tenezzül edenler, darbecilik yapanlar ağırlaştırılmış müebbetle yargılanır bu ülkede. Olması gereken de budur. Çünkü bu suç budur yani. Peki. Ağırlaştırılmış bir müebbet suçu oluşturulur. Eğer sandıktan çıkana iktidarı devretmemek gibi bir aymazlığa gidilirse. Sen neden özellikle CHP başka hangi dönem kapatılmıştı diye hatırla? Ya şöyle, yani bu söylemi